Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Safa Sönmez. VT300'ün topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında hazırlamış olduğum paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda değişkenleri işleyeceğiz. İlk olarak değişken tanımlama kurallarını değinelim. Bizim belli başlı kurallarımız vardır. Bu kurallardan ilki, hani değişken oluşturmak için değişken adından önce dolar işareti eklenir. Daha sonrasında değişken isimleri büyük küçük harfleri duyarlıdır. Yani BT ile BT farklı değişkenlerdir. Yani bunlar birbirlerinin yerini kullanılmaz. Bunun haricinde değişken ismi içerisinde harf, rakam, alt çizgi dışındaki karakterler kullanılmaz. Değişken isimleri rakam veya özel karakterlerle başlayamaz. Harf veya alt çizgiyle başlamak zorundadır. Eğer rakamla ya da herhangi bir özel karakterle başlamaya çalıştığımızda zaten hata verecektir. Bu yanlış bir kullanım türüdür. Bunun haricinde değişken tanımlarken veri tipleri belirtilmez. Hani diğer dilleri bilirsiniz. Mesela integer türünden bir değişken tanımlamak istediğimizde integer deriz. Sayı der, atama yaparız. Ama PHP'de böyle bir şey yapmaya gerek yok. Zaten baktığımızda da hemen hata vereceğini görürüz. Şunları bir silelim. Hata olduğunu görürsünüz. Hatta şöyle şuraya da dolar koyalım. Gördüğünüz gibi bir hata veriyor. Bize kızıyor yani. Biz değişken tanımlarken bu şekilde tanımlıyoruz. Ve herhangi bir hatayla da karşılaşmıyoruz. Bu videoda değişkenlerin ne olduğunu ve nasıl tanımlandığını işledik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.